İstihbarat raporlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son hava saldırıları sonrası 410 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. İstihbarat birimleri yaklaşık 500 yaralı teröristten 70'inin yaşamını yitirdiğini tespit etmiş. Böylece Kuzey Irak operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 340'tan 410'a yükseldi. Ama şimdi ben tabii ordumuza saygım büyük de fakat öyle bir şey olsa onlar cenazeleri Türkiye'ye getiriyorlar. Anasına babasına teslim ediyorlar. Ve sayılar hep de blok sayılar. Yani mesela 70, 300, 500. Yani yıllardan beri biz bunu duyarız. Açın bu getirmen gazetelik küpürlerini getireyim. Yani sayısı 10 binlere varıyor toplamında. Yani o hesaba göre hiç PKK'lı kalmamış olması gerekiyor. Herifler ayı yavrusu gibi geziniyor ortalarda. Olduğu gibi dimdik. Yani sadece bizim, olan bizim askerimiz oluyor. Amerika zaten sakın diyor PYD'ye falan dokunmayın. Oraya eğer IŞİD gelirse de onları vurun ha diyor. Yani böyle bir ortamda böyle bir haber kuşku meydana getirebilir. Yani biz kimsenin ölmesini istemeyiz. Kan da istemeyiz. Damla kan aksın istemeyiz. Ama haberler sıhhatli gibi görünmüyor. Böyle olsa bunu PKK kendi de yayınlar. Yani o cenazelerin fotoğraflarını koyuyor. Ya bir kısmını Türkiye'ye getiriyor. Ya bunlar bir yerde gömüyor yani bir şey yapıyorlar. Yani cenaze sokakta kalmıyor. Yani orada çürüsün diye bekletmezler. Hatta bir çatışma da bile birisi vuruluyor, hep sürükleyerek götürüyorlar, kendileri alıp götürüyorlar. Ve mutlaka Türkiye'ye getirip akrabalarına veriyorlar, tanıdıklarına veriyorlar. Burada bir gariplik var, bunu bir izah etmeleri lazım. Eskiden gösteriyorlardı PKK'nın Efendim? ölülerini gösteriyorlardı eskiden. Ordu gösteriyordu. Fotoğrafını veriyor. Canım biz ölü resmi meraklı değiliz. Ama yani öl kimsenin de ölmesini istemeyiz. Fakat ya böyle 400, 500, 70 kişi. Ya bunlar biraz garip duruyor. Ve buna dair PKK'nın hiçbir açıklaması yok. Hiçbir açıklaması yok. Hiçbir cenaze gelmesi mevzu bahis değil. Hiçbir yerde adam gömülmesi mevzu bahis değil. Ya bunların bir mezarlığı falan yok mu? Yer yok mu yani? Yok böyle bir şey. Heder eşek gibi duruyor. Ama yani gitsin öldürsünler demiyorum. Ama böyle bir olay yok yani ortada. Yani görünür bir olay yok. Yani tamam dedikleri doğrudur bir şey demiyoruz ama yani fiili bir delil yok ortada. PKK cenazeleri de oldu ama 3-5 tane oldu. HDP'li belediyeler törenle kaldırdılar. Belediye araçlarını emirlerine verdiler. Yahut işte hizmetlerine verdiler diyelim. Ve kaldırdılar. Yani görüldü bu. İşte 400 kişi öldü diyorsun, 70'te ilave var diyorsun. Yahut ona benzer yani toplam benim gördüğüm 600-700 bini buldu neredeyse yani şu ana kadar denilen. Ortada böyle bir cenaze yok, böyle bir adam yok. Ya bir gariplik var. Ya Irak'ta gömülürse orada gömdüklerini göstermek mümkün. Çünkü arazi dedim uçak görüyor yukarıdan helikopterle görebilirler. Buraya gömdüler dersin. Dolayısıyla bu çok kuşkulu bir görünüm veriyor. Buna bir açıklık getirsinler. Bak, bir de biz bunu yıllardan beri duyarız. Dağ taş bombalanır. Boş arazi. İşte menziller allak bullak edildi. Yani o vatandaşın parasıyla elde edilen işte o mühimmat dağlarda harcanıyor. Yani hedef vurma, hedef diye bir şey yok ki PKK'nın hedefini vurasın. Ama mesela kayalık alanı çökertirsen bu herkes tarafından görülecek bir şey. Kamerayı korsun. Değil mi? O mağaraların bulunduğu Kandil'deki mağaralık alanları yerle bir edersin. Bu görülür. Bu hakikaten somut neticedir. Hakikaten adamlara mağara bırakmamış oluyorsun. Saklanacak ve adamların müstahkem mevzileri var. Mesela bir bölgeyi olduğu gibi Majuni hattı gibi savunma hattı haline getirmişler. Obüs tarzı toplara varıncaya kadar adamlar da var. Her şey var. Bu bölgeye altına TNT yerleştirip söylersin arkadaş dersin burayı boşaltın. Bekleriz gerekirse bir ay, 2 ay da bekleriz.
tamamen boşaltıncaya kadar, boşaltıncaya da bombalayıp indirirsin aşağıya. Yani PKK'yı hedefleyen bir operasyon Allah alem yok. 400-500 kişi öldü, hepsini getirirlerdi cenazeler. Türkiye'den gelme, hiçbiri gelmedi, öyle bir şey yok. O psikolojik rahatlasınlar, hani öfkeleri gitsin gibi söylenen sözler, öyle bir olay yok yani. Belki köylerin bombalanması olabilir, oraya abi bir yerlere atmışlardır. 3-5 köylü vefat etmiş olabilir. Yani şehitlere Allah rahmet etsin. Onların da ismi de belli değil. Söylüyorlar, sadece lafta kalıyor. Evet. Öyle bir şey olsa yeri göğü birbirine katarlar. Resimlerini falan hepsini ortaya koyarlar. Tabii. Ya PKK'nın elinde olan şeyler bunlar. Ya benim kanaatim 10 kişi bile yok. Öyle bir şey yok. Evet. Hayır, ölsünler, yaralansınlar demiyorum ama öyle bir olay yok. Evet. O eskiden beri psikolojik yönden rahatlasınlar diye söylüyorlar, işte şu kadar adam gitti, şu kadar adam bilmem ne oldu. Yerle bir ettik tesisleri falan. Ya böyle bir şey olsa zaten çoktan PKK yeryüzünden silinirdi, biterdi yani. En az 10 bin kişiden bahsediyorlar şu ana kadar. 500 kişi getiriyor, 600 kişi getiriyor. Bunlar zaten bir avuç adam. Yani psikolojik rahatlatma için söylenen sözler. Gibi geliyor bana, bilmiyorum. Yani çünkü ortada bir delil yok.